Türkiye Diyanet Vakfımız hakikaten burada çok kıymetli çalışmalar yapmış. O iç savaşın kalıntılarını, sıkıntılarını gideren işte Tedamun Camii dediğimiz Merkez Camii'nin restorasyonu, yeniden ibadete elverişli hale getirilmesi ile başlayan. Ondan sonra Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi, Türkiye Diyanet Vakfı Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi dediğimiz Somali Mogadişu'da ve Somali genelinde hakikaten ayrı ve kıymetli bir yeri olan bir okulun varlığı. Somaliland'da, Borama'da yine Fatih Sultan Mehmet Lisesi'nin vakfımız tarafından inşası ve hali hazırda eğitime devam ediyor olması. Hergesya'da bir yine eğitim merkezinin, din görevlilerinin eğitildiği bir merkezin hali hazırda vakfımız desteğinde faaliyetlerini yürütüyor olması. Bunlar çok önemli, çok kıymetli çalışmalar olarak Somali-Türkiye ilişkilerinde yerini almış. Hamdolsun Türkiye'ye de öğrencilerimiz gönderilmiş. Şu anda halihazırda Türkiye'de İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi ve mezun destek programı dediğimiz diğer lisansta eğitim gören öğrencilere yönelik 48 öğrencimizin burslu olarak Başkan Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından Türkiye'de eğitim gördüğünü biliyoruz. Ve Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi'nde 300'ü aşkın öğrencimiz her yıl eğitim görüyor. Sınavlı öğrenci alıyoruz. %100 burslu okutuyoruz. %70 öğrencilerin, daha doğrusu çocukların %70'inin eğitimden mahrum olduğu bir coğrafyada hamdolsun böyle kıymetli bir hizmeti fırsat eşitliğini de sunarak yazılı sınav, ardından mülakat, görüşmeler yapılarak yani imkanı olmayan bir öğrencinin de okuyabileceği bir çerçevede, yetimlerin de yer verildiği, kontenjan verildiği bir çerçevede burada Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi hakikaten gönüllere de dokunmuş, çocuklara da dokunmuş. Ve ben burada ilk geldiğimde pek çok öğrenciyle tanışma imkanım oldu. Hocam ben Şeyh Sufi İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim, mezunuyum dediğimde hakikaten ayrı bir gurur duyuyorsunuz.